Yasemin Ecem de geliyor okçulukta. Yani okçulukta da gelecek parlak. Ama diğer taraftan bakıyoruz. Mesela modern pentatlon diye birçoğumuzun adını pek bilmediği bir branşta bir kızımız 5. oldu. Yani ne zaman başladı, ne yaptı bunu bilemiyoruz. Harika bir hikaye olarak. Ben biliyorum çünkü yurt dışına gönderilmiş, özellikle üstüne titrenmiş. Ama başarılar böyle gelecek. Yani Eda Tunsuz'un dördüncülüğü çok çok değerli. Yani bunu unutmamak lazım. Yani Buse Nazlar zaten ayrı yazılan, bitişik yazılan. İkisi de maşallah yani madalyalara kavuştular. İlk defa kadın boksunda olimpiyat sahnesindeydik. Madalyalar geldi. Bir altın, bir gümüş geldi. Yasemin Adar güreşte kadın güreşçi olarak ilk madalyamızı aldı. Yani bunlar hakikaten küçümsenecek başarılar değil. Ve kadınlar açısından düşündüğümüzde, kadın sporcularımız açısından düşündüğümüzde Tokyo 2020 bizim için harika geçti. Ama birçok branşta da yaptıklarımızı düşününce ben o başarıların başka kapıları açacağını ve özellikle spora bir ilginin artacağını düşünüyorum ülkede. Ve illa her şeyinde futbol olmadığını bence küçücük çocuklar biraz görmeye başlayacaklar. Keşke şu olimpiyat yayınları biraz daha tabana yayılabilse de hakikaten çok daha fazla bir sporcuları tarayabilsek. Çünkü şunu düşünüyorum, biz 80 milyonun üstünde bir nüfusumuz var. 34 binlik San Marino olimpiyatta madalya alıyor. 64 binlik Bermuda olimpiyatta altın alabiliyor. Biz en nihayetinde 2 altın aldık. Evet, madalya rekorumuzu kırdık. Bu bizim için çok büyük başarı. Ama diğer taraftan 80 milyonun taranması halinde ve baştan itibaren altyapıya önem verilmesi halinde birçok spor dalında çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Madalyalar da olur, daha iyi dereceler de olur. Ama yani bu bir başlangıç olsun ve bu milattan sonra da bambaşka bir yere yükselelim istiyorum. Ve sanki bu olimpiyatta bize bunu gösterdi diye de düşünüyorum. Tekrar Esra Gümüş'e döneyim. Filenin sultanlarına dair ilgiye baktığımız zaman özellikle genç kadınlar tarafından işin bir boyutu onların sporcu kimlikleri, bir boyutuysa onları rol modeli olarak, ilham kaynağı olarak almaları. Siz de yıllarca bu takımın parçası olan biri olarak bize bunu anlatır mısınız? Nasıl ışık oluyor Filenin sultanları genç kadınlara Türkiye'de? İnanın çok güzel geri dönüşleri var. Bu kızları izleyen bütün aileler çocuklarının ellerinden tutup spor salonlarına koşuyorlar gerçekten. Özellikle bu olimpiyatlardaki popülariteden sonra. Çünkü hani dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları kendi sadece kendi branşımızda olduğu için olimpiyatlar çok farklı. Bütün dünyanın izlediği ve herkesin haberdar olduğu bir spor organizasyonu. Ailelerde oturup her türlü sporu izliyorlar. İşte madalya alanları bugün alkışladık sabahleyin. Boksör kızlarımızı mesela. İşte bütün herkes de Filenin Sultanları'nın maçlarını beklediler. Bazen gece saatlerini kurup kalkıp uyanıp yine izlediler maçları. Ve sonrasında işte geri dönüşü de gerçekten güzel oluyor. Bu spor okullarının artması, kız çocuklarının özellikle, evet kadın sporunda daha başarılıyız. Kız çocuklarının spor salonlarını doldurmaları ve ailelerinin işte hangi takıma vereyim kızımı deyip sizi bir yerde yakaladığında sorması hoşumuza gidiyor tabii ki de. O yüzden daha fazla lisanslı sporcumuz var artık. Herkes spordan daha çok umutlu. Eskiden belki kadınların ya da kız çocuklarının spor yapmasına daha değişik gözle bakılırken artık çocuğumu ne kadar daha fazla başarılı olabilir, hangi spora yönlendirebilirim peşinde aileler. Biz de o yüzden çok mutluyuz. Rol model olduğumuz için işte Türk kadınını temsil ediyoruz. Türk kadını nasıl olur? Sadece sahadaki halimizle değil, duruşumuzla, konuşmamızla, yaptıklarımızla temsil ettiğimiz için bunun çok önemli olduğunu farkındayız aslında Filenin Sultanları olarak. Ve kızlar da gerçekten çok büyük bir iş çıkarıyorlar. Milyonları peşlerinden sürüklüyorlar diyebilirim. Ali Murat Amarat'a da benzer bir soru soracağım aslında. Kadın sporcuların başarısının sırrı ne? Bu kadar fazla alınan madalyaya ve Filenin Sultanları'nın başarısına baktığı zaman birçok kişi bu soruyu kendi kendine soruyor çünkü. Yani daha fazla azim gösteriyorlar bence. Hele Türkiye'nin son yılları düşünülünce sanki onlar başarıya daha odaklı gibi geliyor. Yani onların başarıları çünkü bambaşka kadınların bir mücadelesi için de bir anlam ifade ettiği için sanki dört elle sarılıyorlar. Ve gerçekten de belli yatırımların da yapıldığını, bir taraftan voleybolda görüyorsunuz bir istikrar var. Kulüp düzeyinde 40 yıldır bir gelenek var. Milli takımda 2003'ten beri başlayan bir süreç var. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da başka sporlar
raporlarda da bir yatırım yapıldığını, doğru planlamaların yavaş yavaş yapılmaya başlandığını görüyoruz. Yani jimnastik, hani kadın sporu açısından söylemeyeceğim ama jimnastikte finallerde, yani 7 finalde olmamız hakikaten inanılmaz bir şey. Evet, Ferhat Arıcan sadece belki bir madalya çıkardık ama ya madalya çıkardık. Yani ben hani çocukluğumda birisi bana bunu söylese yani hakikaten inanmazdım. Rüyamda görsem de inanmazdım. Yataktan düşerdim. Yani hiçbir zaman olmadığımız yerde olmak bile çok önemli. Ama ben kadın sporcularımızın giderek daha da sayılarının artacağını düşünüyorum. Çünkü yani belli konularda şeyi görüyorum. Yani 100 metrede siz erkekler yarışında madalya almanız o kadar kolay değil. Hani doğru konuşmak lazım. Yüzme de var olmak o kadar kolay değil. Evet, belli finallere, belki yarı final gördük ama final belki görebiliriz. Ama bunların hepsinin adım adım geleceğini düşünüyorum. Aşama kat etmek mümkün. Ama belli kadın sporlarında orada daha rekabet çok kızışmamış vaziyette. Ve oralarda doğru yatırımlar, doğru hocalarla beraber görüyoruz işte. İki Buse Naz şampiyonlukları alıyorlar. Olimpiyatta madalyaları alıyorlar. Ve onlar bence yani ilk oldular ama sonuncu olmayacaklar. 2024'te ben kadın boksunda daha madalyalar göreceğimize eminim. Tekvando'da mesela baktığımız zaman hep başarılı olduğumuz tekvando'da yani bir iki madalya kaçırdık diye de düşünüyorum. Mesela Nur Tatar biraz da sakatlığının kurbanı oldu. Yoksa o da 3 olimpiyatta madalya alan kadın sporcumuz olacaktı. Yani zaten 2 olimpiyatta madalya alan tek kadın sporcumuz hala Nur Tatar. Yani bizde bazı şeylerin de belli adımlarla geldiğini unutmamak lazım. Spor, yani Esra Hanım'ın da çok iyi bildiği için gibi bugünden yarına bir şey olmuyor. Yani hayatınızı adıyorsunuz, yıllarınızı veriyorsunuz. O mücadeleler, o uluslararası rekabet ne kadar gösterirsiniz, o şampiyonalarda var olursanız işte olimpiyat sahnesinde de bambaşka bir yere gelebiliyorsunuz. Özellikle kadın sporcularımız bağlamında da ben daha fazla müsabaka şansını yaşayacaklarını düşünüyorum belli spor dallarında. Ve bundan sonraki, bir sonraki olimpiyatta daha da bir sıçrama görebileceğimize inanıyorum. Esra Gümüş'e şunu da sormak isterim. Şimdi kadın voleybol takımının önünde Avrupa şampiyonası var. Aslında başarı birbirini kovalıyor. Yani Filenin Sultanları ard arda turnuvalara katılıyor ve her turnuvada da belli bir başarı elde etmeye bizi alıştırdı. Bu artık Filenin Sultanları'nın bir ekole dönüştüğünü mü gösteriyor bize? Kesinlikle öyle. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda da final oynamıştık biliyorsunuz Ankara'da 2019 yılında. Yani daha doğrusu altın madalyayı da kıl payı kaçırmıştık. 3-2 yenilmiştik Sırbistan'a. Şimdi yalnız olimpiyatlardan sonra tabii psikolojisi biraz da ağır. Üst üste gelmesi bu önemli turnuvaların, ki en önemlisi olimpiyatlardı. Ertelendiği için Avrupa Şampiyonası ile aynı sene oldu. Şimdi olimpiyatlardan sonra biraz üzüntüyle döndü tabii kızlar. Çünkü ilk dörde kalacaklarını ümit ediyorlardı. Performansları çünkü gerçekten çok iyiydi. Son maçta Güney Kore'ye kaybettikleri 3-2 maçtan sonra biraz üzüntülü döndüler ama en kısa zamanda kendilerini toparlayıp Avrupa Şampiyonası'na motive olacaklarına inanıyoruz. Tabii bu arada kadro değişikliği de olabilir. Bazı yorulan, belki sakatlığı olan, hani sporcuları da değiştirip biraz daha gençleri ya da daha tecrübesizleri diyeyim kadroya alma durumu da olabilir hocanın tabii ki de. Avrupa Şampiyonası'ndaki hedefimiz yine madalyadır. Ama bunun yanında da tabii bazı oyuncuları da takımıza entegre etme fikri olacaktır eminim ki. Hep birlikte göreceğiz. Ama kesinlikle yine Avrupa Şampiyonası'nda yine o azimli, hırslı Filenin Sultanları